Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben dünyanın en seksi adamı, İbofesör. Bu konu tartışmaya falan açık değil. Bugün sizlerle birlikte YouTube mecrasındaki en eski fitness kanalı olan Athleanx kanalının sahibi Jeff Cavalier doğal mı değil mi sorusunun yanıtını arayacağız. Adamımız Jeff, YouTube mecrasındaki en eski fitness içerik üreticisi dostlar. Bunu direktmen söyleyebiliyorum çünkü adamımız hemen hemen 20 yıldır fitness mecrasında, sosyal medya fitness mecrasında bu işi düzenli olarak sürdüren bir adam. Adamın kanalına gidin, Athleanx kanalına. 15 sene öncesinden video bulabilirsiniz. Adamımız o kadar sürekli ve düzenli video paylaşan bir adam dostlar. Adamımız 47 yaşında ve ömrünün hemen hemen tamamını sporla haşır neşir bir şekilde geçirmiş bir adam dostlar. Hatta bunun 30 senesi, son 30 senesi profesyonel düzeyde. Adamımız bir fizyoterapist, yani bu işi eğitimli bir şekilde yapıyor. Aynı zamanda yıllardır bir antrenör. Bunu birçok futbol takımında uygulamış, beyzbol takımında uygulamış ve normal profesyonel sporcular üzerinde de uygulamış bir adam. Yani gerçekten sağlam bir antrenörden bahsediyoruz. Adamımızın mesleği de bu. Bunun da yanında söylediğim gibi 20 yıldır fitness mecrasında YouTube'da video üreticiliği yapıyor. Yani adamımızın mesleği de bu, ailesi de bu, torunları da bu, işi de bu, anasının nikahı da bu, hobisi de bu, fobisi de bu, bütün her şeyi spor bu adam. O yüzden fitness mecrasında hemen hemen herkesten saygı gören bir adam, sevgi gören bir adam, benden de saygı gören bir adam dostlar. Sevgi konusunda çok böyle kişiliğini bilmiyorum. İçeriklerine denk geldim sürekli. Zaten en başlarda sporla çok böyle yakın olmadığım zamanlar, yeni yeni girdiğim zamanlar İngilizceyi yeni yeni çözmeye başlamıştım. Ve adamımızın kanalına denk geldiğim zaman adamımızın gerçekten yüksek bir bilgi birikimine sahip olduğunu anlatış şeklinden, gösteriş şeklinden, videolarından anlıyorum dostlar. Yani bu adam gerçekten kaliteli bir adam. Siz de biraz İngilizceye sahipseniz, ufak tefek böyle zaten basit anlatıyor adam, İngilizceniz biraz yüksek ise gidip bu adamın kanalını izleyerek insan fizyolojisi, hareket fizyolojisi bakımından çok fazla bilgi birikimine sahip olabilirsiniz dostlar. Sizlere öneriyorum. Şimdi böyle güzel bir açıklama yaptık, güzel bir tanıtım yaptık Jeff Cavalier üzerine. Adamımız bir fizyoterapist, yıllardır antrenörlük yapıyor. İnsan fizyolojisi konusunda çok yüksek bilgi birikimine sahip. E tabii ki bir yandan da beslenme konusunda da bilgi videoları çekiyor ama o kadar yüksek bir bilgi birikimine sahip değil. İnsan fizyolojisi kadar, ama tekrardan beslenme konusunda da kanalına giderseniz, Athleanx kanalına, yüksek bir bilgiye sahip olacaksınız dostlar. Sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi bu adamımız doğal mı değil mi? Adamımız öncelikle fiziksel istatistiklerine baktığımız zaman nasıl bir adam onu gözlemleyelim. 1.78 boyunda bir adam, 78 kilogram bir vücut ağırlığına sahip ve kendi söylemine göre %5 yağ oranına sahip. Şimdi %5 yağ oranına sahip olup olmadığını biraz tartışırız çünkü %5 yağ oranı dediğimiz zaman podyumdaki vücutçulardan bahsetmeye başlıyoruz. O kadar paramparça adamlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Jeff'e baktığımız zaman o kadar parçalı mı, bu konuyu tartışırız. Yani yağ oranı bakımından %5 mi yoksa %7, %8 civarlarında mı, bunu tartışırız ama kendi söylemi üzerinden devam etmek istiyorum. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama bana sorarsanız %7, %8 civarlarında olduğunu tahmin edeceğim dostlar. Her neyse, 1.78 boyda, 78 kiloda, %5 yağ oranında bir adamdan bahsediyoruz. Böyle bir vücuttan bahsediyoruz dostlar. Bu adamın sahip olduğu vücuda siz sahip olabilir misiniz? Ortalama bir genetikle. Bu arada şu nüansı da vereyim. Adamımız şu anda 47 yaşında. Ve aşağı yukarı 20 yaşından 47 yaşına kadar sürekli bu yağ oranında, hemen hemen aynı kas kütlesinde vücudunu korumaya devam ediyor. O yüzden doğal mı değil mi sorusunu yanıtlarken iki farklı perspektife ayırmak istiyorum bu soruyu. Bunlardan bir tanesi, Jeff Cavalier'ın vücuduna doğal ortalama genetiğe sahip bir insan ulaşabilir mi? Diğeri ise, doğal ortalama genetiğe sahip bir adam Jeff Cavalier'ın vücuduna ulaştıktan sonra bu vücudu
uzun bir süre koruyabilir mi aynı formda? Bu iki soruyu farklı perspektiflerden yanıtlayacağız çünkü ikisinin cevapları farklı olacak. Birinci perspektif, Jeff Cavalier'ın sahip olduğu vücut formuna ortalama genetiğe sahip normal bir insan düzenli antrenman ve beslenme sistemini sürdürerek ulaşabilir mi? Öncelikle şunu belirteyim. 3 ay 5 aylık bir süreçten bahsetmiyoruz. 3 ay 5 ay beslenmeyi düzgün yapacağım, antrenmanı düzgün yapacağım, böyle bir fiziğe sahip olacağım. Öyle bir dünya yok. Yıllar alacak bir fizikten bahsediyoruz. Adamımızın kas kütlesi o kadar düşük değil ve yağ oranı da acayip düşük dostlar. Yani yüksek kas kütlesine sahip, düşük yağ oranına sahip bir adamdan bahsediyoruz. 3 ay 5 ayda olmaz. Yıllar alacak bir fizikten bahsediyoruz. Ama ulaşılabilecek bir fizikten bahsediyoruz dostlar. 1.78 boyda 78 kiloluk bir vücut formu doğal sınırlar içerisinde bulunan bir vücut formu dostlar. Yani bu kas kütlesi bu boyda ulaşılabilecek bir vücut formu. Yalnız bizi sıkıntıya sokacak tek yer adamımızın bulunduğu %5'lik yağ oranı. Doğal bir şekilde bu yağ oranına da düşemez misiniz? Düşebilirsiniz. Yani total vücudu doğal bir şekilde yapılabilecek bir vücut. Ama size en çok zorlayacak yer adamımızın %5'lik yağ oranına inmesi. Yani siz de %5'lik yağ oranına inerken doğal bir insan olarak en fazla zorlanacağınız bölüm olacak dostlar. Yıllar boyunca işte sağlam yemek yersiniz, enerjiniz yüksek olur, kas kütlenizi artırırsınız, düzenli antrenman yaparsınız. 1.78 boyda 80-85 hatta daha fazla yukarısına çıkabilirsiniz. Ama yağ oranınız %15 hatta biraz daha üzerine çıkabilir dostlar. Sağlam yemek yediğiniz için. Ondan sonra ne olacak? Siz o kütleye ulaştıktan sonra, kas kütlesine ulaştıktan sonra Jeff gibi görünebilmek için %5 yağ oranına inmeniz gerekecek. Çok sert diyetler yapmanız gerekecek ve uzun sürecek diyetler yapmanız gerekecek. %10'un aşağısına inmeye çalıştıysanız bugüne kadar bir diyetle ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Ve onun daha da aşağısına inmeye başladığınızı düşünün. %20 yağ oranlarından %10'a inmek biraz daha kolaydır dostlar. Ama %10'dan %5'lere inmek inanılmaz zor. Ben denediğim için söyleyebiliyorum. Siz de bugüne kadar denediyseniz biliyorsunuzdur. Gün içerisinde enerjiniz sıfır olur. Sinir stres zirvede olur. Hayat standartlarınız boka sarar. Ne bir hobiniz olur gidip bir şeyler yapmak istersiniz, ne birileriyle takılmak istersiniz, ne manitayla sevişmek istersiniz. Libido düşük, testosteron düşük, dopamin, serotonin düşük, mutluluk sıfır. Cehennem içerisindesiniz. E tabii ki bir yerden sonra vücut patlayacak dostlar. Yani burada uzun süre durmanız çok zor çünkü bildiğiniz sağlık hasarları alırsınız ve bazen çok zorlarsanız, çok uzun süre %5 yağ oranlarında doğal bir şekilde kalırsanız kalıcı hasarlar yaşarsınız. Yani ilk perspektifte şöyle bir sonuca varalım. Evet, Jeff Cavalier'in vücut formu kilo bakımından da, yağ oranı bakımından da, görünüş bakımından da doğal bir şekilde ulaşılabilecek bir şey. Yalnız şöyle bir nüans da vermem gerekiyor. Genetiğinizin iyi olması gerekiyor dostlar. Genetiğiniz çok kötüyse, yani ortalamanın aşağısındaysa, böyle bir vücut formuna ne kadar uğraşırsanız uğraşın büyük ihtimalle ulaşamayacaksınız. Ama ortalama genetiği sahipseniz, ortalamanın üzerinde genetiği sahipseniz, gerçekten düzenli bir şekilde beslenebiliyorsanız, antrenman yapabiliyorsanız, bunu uzun süre sürdürebiliyorsanız büyük ihtimalle birçoğunuz ulaşacaksınız bu adamın vücut formuna ve yağ oranına. Şimdi gelelim ikinci perspektife. Bu adamın vücuduna ulaştıktan sonra bu vücudu uzun bir süre koruyabilir misiniz? İşte işlerin sıkıntıya sardığı yer burası. Dostlar, şimdi cehenneme inmek vardır, cehennemde kalmak vardır. Siz herhangi bir sıkıntılı şartlara kısa bir süre böyle dişinizi sıkarak adapte olabilirsiniz. Hatta adaptasyon demeyelim buna. Kendiniz dişinizi sıkarak katlanabilirsiniz diyelim. Bu daha güzel bir niteleme. Dişinizi sıkarak çok sıkıntılı bir duruma kısa bir süre katlanabilirsiniz. Neden? Bir süre sonra çıkacağınızı biliyorsunuz. Bu sizin psikolojinizi pozitif yönde etkileyecektir. Ve fizyolojiniz de kısa bir süre bu sıkıntılı durumda kalıp tekrardan güzel bir şartlara geçtiğiniz için kendini toparlayabilecektir. Ama siz uzun bir süre boyunca, ki adamımız neredeyse 20 yıldan fazla bir süredir aynı vücut formunu, %5 yağ oranını, bu kas kütlesini korumaya devam ediyor. Yani siz sürekli olarak aynı sıkıntılı diyette, aynı sıkıntılı antrenman sürecinde, aynı sıkıntılı psikolojik durumda, aynı düşük enerji seviyesinde, aynı streste, aynı mutsuzlukta kalacağınızı biliyorsanız hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak yersiniz. Metabolizma yer. Zaten biraz önce şeylerden bahsettim. Stres hormonundan bahsettim, mutsuzluktan bahsettim, enerji düşüklüğünden bahsettim. Bunların hepsini 15 yıl, 20 yıl sürdürürseniz boku yersiniz, kalıcı bir hasar alırsınız dostlar. Garanti ediyorum. %5 yağ oranına düşün. Hatta 10 yıl kalmanıza gerek yok. %5 yağ oranına düş. Birkaç ay kal, hatta bir iki sene kal.
Kesinlikle hasar alacaksın ve kalıcı bir hasar olacak. Büyük ihtimalle metabolizmanda ve hormon sisteminde olacak bu kalıcı hasar. Yani ikinci perspektifte işler biraz değişiyor. Doğal olmama ihtimali var diyeceğim. Neden? Genetiğiniz ne kadar iyi olursa olsun, ki bu adamın genetiği bayağı iyidir dostlar. Zaten çocukluğundan beri böyle yağ oranı düşük olan bir adamdır. Kendisi videolarında bunu söyler. Ben genelde zaten çocukluğumdan beri yağ oranım %10 civarlarında falandı. Antrenman yapmadığım dönemlerde, çok diyet yapmadığım dönemlerde yağ oranım düşük bir adamdı. Yani genetik olarak düşük bir yağ oranına yatkın bir adam. Böyle bir genetiğe sahip. Ama buna rağmen %5 yağ oranları absürt sayılar dostlar. %5 yağ oranına inerseniz genetiğiniz yağ oranının düşük olmasına yatkın olsa da fark etmez, zarar görmeye başlarsınız. Çünkü yağ oranın düşük olmaya yatkın ama %5 yağ oranı insanın böyle yaşama sınırlarının bulunduğu yerler. Enerjinizin düşük olacağı, hormonların sıkıntıya gireceği yerler. Her ne kadar böyle yağ oranınız düşük olmaya yatkınsa da %10 civarına düşük olmaya yatkındır. %5 yağ oranına değil, anladınız mı? Oralar sıkıntılı yaşayacağınız yerler. Orada işte hormonlarınız düşmeye başlayacak. Testosteron hormonunuz düşmeye başlayacak. Stres falan dedik zaten, enerji düşmeye başlayacak. Bu vücudu koruyamazsınız o yerlerde. Yani sahip olduğu kas kütlesi çok yüksek adamın o kas kütlesini koruyabilmek için sağlam antrenman yapması gerekiyor. Sağlam antrenman yapabilmesi için enerjisinin yüksek olması gerekiyor. Sağlam antrenman yaptıktan sonra hasar gören kasları onarabilmek için testosteron hormonunun yüksek olması gerekiyor ve yüksek kalori alması gerekiyor. Ama bunların hiçbiri yok. %5 yağ oranındayken bunların hiçbirini sağlayamazsınız. Bunları sağlayabilmek için yapabileceğiniz tek bir şey var. Yardımcı takviye maddeler almak. Testosteron almak. Ha şunu da belirteyim, adamımızın böyle çok acayip compoundları kullandığını veya kombinasyonlar kullandığını, işte trenbolon, danabol, vinstrol bilmem ne, bunların hepsini kombinleyip veya trenbolon gibi çok sert compoundlar kullandığını düşünmüyorum. Ne kullanmış olabilir? Testosterone Replacement Therapy. Bir doktor eşliğinde testosteron terapisi kullanıyormuş. Belli bir yaştan sonra, genelde böyle 50 civarlarından sonra erkeklerin testosteron hormonu düşecektir. 20'lere, 30'lara nazaran. Tabii ki bu yaşlarda formunuzu koruyabilmeniz için, özellikle bir sporcu olarak, sağlam bir sporcu olarak formunuzu koruyabilmeniz için biraz hormon takviyesine ihtiyacınız olacak. Doktor eşliğinde, doktora giderseniz benim hormonum düşük, böyle bir aktivite seviyesine sahibim, böyle bir hayat şartını korumam gerekiyor. Benim enerjiye ihtiyacım var, enerji düşüklüğü yaşıyorum. Şöyle sıkıntılar yaşıyorum. Bana bir testosteron reçetesi yazar mısın? Ya tabii ki böyle istek şeklinde kağıda yazarak bundan versene falan değil. Bir gidip işte doktorla görüşeceksin. Durumunu, kan tahliline bakacaklar, durumuna bakacaklar. Sana reçete yazacaklar. Ki adamımızın böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Testosteron takviyesi aldığını düşünüyorum dostlar. Ki sahip olduğu vücudu, yağ oranını, performansını koruyabilsin. Adamımız sadece sporla uğraşmıyor. Çok aktif bir antrenör. Çok aktif bir içerik üreticisi. Yani günü sürekli bir şeyleri kovalayarak geçiyor. Enerji harcayarak geçiriyor. Bundan kaynaklı enerjiye ihtiyacı var. Vücudunun dinç olmasına ihtiyacı var. Çabuk onarıma ihtiyacı var. Her gün antrenman yapan da bir adam dostlar. Yani bunların hepsini onarıp tekrardan diğer gün aynı şeyleri yapmaya devam edebilmesi için yüksek enerjiye sahip olması gerekiyor. Ve bu yüksek enerjiyi bir takviye ile sağlayacaktır dostlar. Özellikle 47 yaşında bir adamdan bahsediyorsak. Ve uzun süredir bu vücudu koruyorsa dostlar. Eğer şöyle olsaydı, birkaç ay yağ oranını düşürüp tekrardan yükseltmiş olsaydı, ara ara bu şekilde takılsaydı, tamam doğal bir şekilde sürdürebilirsin bunu. Bir ara işte cehenneme girersin, sonra çıkarsın, kendini toparlarsın, sonra yine girersin, çıkarsın. Bu şekilde doğal bir süreci koruyabilirsin. Ama yıllar boyunca orada kalırsan hormon da kalmaz, metabolizma da kalmaz, psikoloji de kalmaz, hiçbir şey kalmaz. Yani bu adam bu vücudu sürdürebiliyorsa büyük ihtimalle bir şeyler kullanıyordur. Sonuç. Bu vücuda doğal bir şekilde ortalama genetik ve ortalama üstü genetikle uzun bir süre antrenman ve düzenli beslenme yaparak ulaşabilirsiniz. Ama bu vücudu yıllar boyunca aynı formu koruyarak sürdüremezsiniz. Bunu sürdürebilmeniz için şöyle bir strateji izlemeniz gerekiyor. Bir aşağı yukarı 7-8 ay boyunca yağ oranınızı %15 civarlarına, 10-15 civarlarına getireceksiniz. İşte kas kütlesi eklemeye çalışacaksınız. Sağlam bir antrenman süreci geçireceksiniz. Anabolik pencerede kalacaksınız. Ondan sonra 1-2 ay süre içerisinde paramparça olabilirsiniz. %7, %5 civarlarına inebilirsiniz. Yine tehlikelidir. Önermem yani o yağ oranlarına inmenizi doğal bir şekilde. Ama inersiniz. Burada bir iki ay kalırsınız. Sonra çıkarsınız direkt 10-15 yağ oranlarına. Bu şekilde sürdürebilirsiniz. 8 ay bulk şeklinde, clean bulk şeklinde. 2-3 ayda definasyon şeklinde, parça parça görünme şeklinde dostlar. Bu şekilde doğal ilerleyebilirsiniz. Ama sürekli bu şekilde kalırsanız ilaç kullanmak zorundasınız. Yoksa
ölürsünüz. Bu videodan bu kadar diyeceğim o zaman. Ben Jeff Cavalier'in sahip olduğu vücuda doğal bir şekilde sahip olma ihtimalinin var olduğunu ama yıllardır bu formu koruduğu için bir şeyler kullanma ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bana katılıyor musunuz yoksa katılmadığınız yerler var mı? Bana katılmadığınız yerler varsa yorumlarda belirtin, ufak bir münakaşa yapalım. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İboFesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İboFesyon'u Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın, ben sizler için buradayım. Ve sizler, boom, seçilmiş kişilersiniz.